Fotoğrafların hepsi burada. Hepsi. Vücut bütünlüklerinin fotoğrafları. Otopsi fotoğraflarının hepsi. Ve otopsi raporlarının hepsi burada. Tek tek bütün evlatlarımızın. İçim kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref tutuyoruz. İşte Özgür Çalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin. Bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Peki bunların hepsi tarihi şahitliklerle geçerlidir. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O İnsan Hakları Derneği denilen canı çıkasıya dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Hiç gülmeyin hanımefendi. Biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Bak gülüyorsunuz hiç gülmeyin. Benim genel başkanımı ağzınıza alacak sizin ağzınız yok ağzınız. Sizin ağzınız yok. Sayın Bakanım cibriyet mi? Sayın Emre Uslu denilen müptezelden FETÖ'nün bütün müptezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar Allah'ını severseniz terör örgütünden merhamet bekleyen, terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Bu çocuklar, bu evlatlarımız aynı onun da şehit oldu. Ailelere telefon açtılar. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar. Çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra onları orada öldürdükten sonra katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl onu da anlatacağım istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisin de milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bir hüzünlü günde, bir yaz gününde hep birlikteyiz. Milletimizin, ülkemizin, ailelerimizin acısını paylaşmak, burada bulunduğumuz görevlerden daha ziyade bizim için bir evlat, bir insanlık ve bir aile vazifesidir. Öncelikle Gara'da şehit olan, yaklaşık kaçırıldığı günden itibaren 5 yıldır, 6 yıldır her birimizin aileleriyle tek aile olduğumuz, dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şehadetine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonda şehit olan 200 başı, biraz subay ve yaralanan kahramanlarımıza hem başsağlığı, hem rahmet, hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün milletimizin baş sağ olsun ve geçmiş olsun. Dün arkadaşlarım gibi ben de bir cenazedeydim. Mersin Bozcası'da. Ünzüle teyzeyi dün tanımadım. İçişleri Bakanlığımın ilk günden itibaren evladı nasılsa biz öyleyiz. Dün Balıkesir'de evladını toprağa veren Sülbi anneyi dün tanımadım. Eskişehir'deki Ayşegül ablamızı dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Gönlümüzle. Üzerimize düşen meselenin nasıl yapılabileceğini bilerek bu meseleleri milletimize layık bir şekilde gerçekleştirmek için bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da yerine getirebilmek için çaba sarf eden arkadaşlarımız. Ünzüle teyze yana eğildiğimde bana bir cümle söyledi. İlkini anlamadım. Bir daha eğildim.
Evladıyla ilgili bir şey söylemedi. Acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Yüreğiyle ilgili bir şey söylemedi. 3 defa dik durun, dik durun, dik durun dedi. Sadece o mu? Dün gece 12 tane, 12 kişiyi, 12 aileyi aradım. Arkadaşlarımla beraber. Bakan yardımcımız, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz. Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş. Söylediği cümle, ifade etmem gerekir ki, belki de hayatım boyunca benim peşimden gelecek cümledir. Başımız sağ olsun demeye gerek kalmadan, gam yok, keder yok bakan bey dedi. Sözümün tamamını kesti. Birçok şehit cenazesine katılıyorum. Ama bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır, bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali ifade etmek istiyorum ki bize dün akşam ve dün bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu çocuklarımızın hiçbirisi terörle mücadele içerisindeyken bir operasyondayken de kaçırılmadı. Burada açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa ve Amerika, FETÖ ve PKK inşasıyla gerçekleşen sosyal medya, diğer bir takım cereyanlar içerisinden söylenenler elbette ki bir amaca matuf bir şekilde söylenmektedirler. Hem acımız var, hem bıçağı içimize sokup biraz daha kanırtmak için söylemektedirler. Bu çocuklar ailesinin ve eşinin yanından kaçırıldılar. Çocuğunun yanından kaçırıldılar. Malatya'ya annesine, babasına, orada kendi baklavası, kendine hazırlanmış baklavayı yemek için gitmek üzereyken, kimisi de bayramdan dönerken, anasının babasının kokusunu yeni duymuşken kaçırıldılar. Kimisi de 2016 yılında en son kaçırılanlar da acaba üniversite imtihanını kazanabilir miyiz diye açık öğretim imtihanına giderken yoldan kaçırıldılar ve alıkonuldular. Olayı olduğu gibi anlatacağım size. Çünkü yaklaşık 4,5 yıldır, 5 yıldır bu olayı hükümetimizin bütün birimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza dahil olmak üzere hep beraber yaşıyoruz. Bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz, biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir. Evlat muamelesi yaptık. Evlat olduk. Her 3 ayda bir bunlarla görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini de burada bu kürsüde söyleyeceğim. Hepimizin derdi. Kimsenin, sadece benim derdim değil. Bu meclisteki herkesin derdi. Milletimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımız anlattı. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Avaşin Basyan? Niçin Hakurk? Niçin Sinat Haftanin? Niçin buralara giriyoruz? Kendi topraklarımızın üstünde niçin varız? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin %70'i o bölgelerden bize geldi. Allah razı olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimize. Minnettarız. Ölümü korkutarak o bölgelere gitti. Biz de içeride terörle beraber mücadele ediyoruz. Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye? Niçin acaba Türkiye'den artık 53 kişi katıldı, daha fazla katılmıyor? Evlatlar, annelerini, babalar, anneler, babalar, evlatları artık daha gitmiyor, okula gidiyor, öğreniyor diye niye böbürleniyoruz? Niye hoşumuza gidiyor? Niye bu mücadelenin yakasını bir türlü bırakmıyoruz? Sebebi o. Sinat Haftanin'de varsan, Avaşin Basyan'da varsan, Gara'da varsan, Gara öyle zor bir yer değil, burada göremediniz. 3 boyutlu fotoğraflarını görseniz, dağlar şöyle eğri kumbur. Kara harekatının çok zor yapılması lazım gelen bir yerlerden bir tanesi. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti oralarda, boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz. Ve şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki bu operasyonda İlk tezahürat şu oldu. Bu çocuklar, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar.
Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar, çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları orada öldürdükten sonra, katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl, onu da anlatacağım, istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisin de milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bakan yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz tek tek aileleri aradılar. Onlar, aileler bizi aradılar. Arkadaşlarımızı aradılar. Ve biz ne böyle bir katli biliyoruz ne de başka bir şeyi biliyoruz. Ve burada şunu ifade etmem gerekir ki, dedikleri şu: FETÖ ve PKK inşası. Emre Uslu denilen müptezelden FETÖ'nün bütün müptezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için, PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar, Allah'ını severseniz terör örgütünden merhamet bekleyen, terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Ben burada söylemeyeceğim. Ailelerle hiç temas kurulmadı deniyor. İşte Özgür Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı, Cumhurbaşkanımız yanında teminat verdi. Dedi ki, aileler dediler ki bize İnsan Hakları Derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuki uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizatihi bana talimat verdi. Getirsinler, sınırdan alalım, herhangi bir şey olmayacak. Bir daha Mehmet Ersoy Bakan Yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış. Yalanın boyu bu kadar olur mu? Yazıklar olsun. DHKPC'li ve MHKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum. İnsan Hakları Derneği, Adalet Ağoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten? Dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi dedi. İadeyi. Ve şimdi dikkat edin. Bir, PKK'nın yayınladığı bildiri, HDP MKYK'nın yayınladığı bildiri ve İHA'nın yayınladığı bildiri birbiriyle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur: devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi? Biz terazinin aynı köfesiyiz, öyle mi? Neyle? Terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi, evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi, bir de bizi dünyaya karşı, ülkemizdeki insanlara karşı, hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz. Tam 5 kere benim bakan yardımcım sadece 1 yılda görüştü. Tarihini, saatini hepsi bizde var. Biz devletiz. Neyin ne zaman görüşüldüğünü, ne edildiğini hepimiz biliyoruz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, Erbil'e götürdüler. Ne oldu? Elleri boş döndü. Neden? Çünkü terör örgütünün ilk katliamı mı? Hayır. Değerli milletvekillerim, şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O İnsan Hakları Derneği denilen canı çıkasıya dernek bir tanesi için, bunlar için, bir tanesi için bize söyledi mi? Onun peşine takılıyorsunuz. Bir tanesi söyledi mi? Orada Diyarbakır annelerinde 7 tane bu ailelerden olan var vardı. Şevket amca oradaydı. Hepsi oradalardı. Bir tanesinin yanına gidip sizin derdinize dertlendiğinizden değil mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Naci Bostancı başkanım şahit. Size gelmediler mi? Mehmet Uçum'a gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün denmedi mi? Defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta bakan yardımcıma eğer bir bombalama olmazsa teminatı bizi siz merak etmeyin dendi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalınır mı diye sorulduğunda hayır, bunları getirin, yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış, ya onu bırakın dediler, ya şu askerleri getirin, şu polisleri getirin. İşi yumuşatmaya çalışıyoruz. Bitmedi daha. İşte Özgür Çalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı, aramadınız mı?
Peki Pervin Buldan Grup Başkan Vekili dedi ki bunlar gelsin, bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan, biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Peki bunların hepsi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların nasıl olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın şuraya. 1987. Bakın 1987. 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, 10 tane çocuğa acımayan, iki yaka köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime, benim askerime ve benim oradaki kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhakemesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz. Peki bu olay oldu. Olay olduktan sonra biraz önceki tezviratların tamamını söyledim. Nereden telefonlar arandığını. Sonra elbette ki biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti. Adalet Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve ben ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya'ya getirmeye karar verdik. Oradaki bu evlatlarımızın otopsisinin zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek. Ama bu tezviratları bildiğimiz için, bu yalanların hepsini bildiğimiz için, bombalama yalanlarının her yerde ama her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bir daha haince yaftalanmalarını düşündüğümüz için, yaftalanacağını düşündüğümüz için hemen inisiyatif de alarak Sayın Valiye, Sayın Başsavcı'ya, Sayın 2. Ordu Komutanı'na, Sayın Emniyet Müdürü'ne ve Sayın Jandarma Komutanı'na, beşiniz beraber olacaksınız. Meseleyi de şöyle yöneteceksiniz. Bir, hepsinin fotoğrafları çekilecek. Bütün evlatlarımızın. İki, bakan yardımcılarıma talimat verdim. Hemen döneceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek. Kimsenin kafasında herhangi bir istifam kalmayacak. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak. Fotoğrafların hepsi burada. Hepsi. Vücut bütünlüklerinin fotoğrafları. Otopsi fotoğraflarının hepsi. Ve otopsi raporlarının hepsi burada. Tek tek bütün evlatlarımızın. İçim kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir, o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref tutuyoruz. Bu fotoğraflara. Hiç gülmeyin hanımefendi. Biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Bak gülüyorsunuz, hiç gülmeyin. Benim genel başkanımı ağzınıza alacak sizin ağzınız yok. Ağzınız. Sizin ağzınız yok. Sayın Bakanım, cibriyet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 6021 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Ve elbette ki biz bunları getirip ailelerine teslim etmek isterdik. Ama bunu gerçekleştiremedik. Hüznümüz de yasımız da büyüktür. Benim meclisten tek bir isteğim, tüm meclisten tek bir arzum var. Bugün sabah gittik, Sayın Genel Başkanlara da durumu izah ettik ve anlattık. Bütün içtenliğimizle, bütün samimiyetimizle, tarihin yanlış bir şekilde kaydedilmesinin engellenmesini temin etmek için. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izahatta bulunuyoruz. Meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama şunu bize sorarlarsa haksızlık ederler. Derlerse ki siz dönüp şu soru sorulursa bu izahattan sonra Trump'tan bunları isteseydiniz diye sorarlarsa Sayın Başkan siz de oradaydınız. Ben de size şunu söylerim. Siz yanınızdaki gruptan bunları istemek için ne yaptınız da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu memleketin evladı olmayan Trump'tan bunu istiyorsunuz? Bakınız, samimi olalım Allah rızası için. Bakın, bir gündeyiz. Polemik yapacak tartışmanın boyutunu birilerinin kendi kusurlarını örtme noktasındaki gayretini tatmin edecek bir yere getirecek değilim.
Bekliyorum. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri, sayın milletvekili, sayın milletvekilleri, Türkiye'nin içini yakan bu olay karşısında birbirimize söz atarak çözebileceğimiz bir konu yoktur. Buyurun Sayın Grup Başkan Vekili. Sayın milletvekili, size söz vereyim, gelin konuş. Öyle yok. Laf atanı çağıracağım buraya. Buyurun Özgür Bey. Sayın Başkanım, böyle bir günde polemik yapmak, tabii, sataşmak, bunlar doğru değil. Bu incitir. Şehit annelerini incitir. Evlatlarını yıllarca canlı kavuşmayı bekleyip de kaybetmiş olan anneleri incitir. Şehitleri incitir, hepimizi incitir. Burada dilimize dikkat edeceğiz. Bugün herkes diline dikkat edecek. O kürsünün bir sorumluluğu var. Bugün usulüne uygun, bugün usulüne uygun talep edilmiş randevuya, usulüne uygun talep edilmiş görüşme isteğine hızla cevap verilmiştir. Misafir edilmişlerdir, dinlenmişlerdir, karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. O görüşmeler bundan sonraki süreçte hepimize ışık verin. Buyurun. Sayın Genel Başkan, muhatabına soracağı soruları muhatabının atadığı bakanlara sormamakla suçlanamaz. Sayın Genel Başkan'a yapılmış olan bir bilgilendirme ziyareti, Sayın Genel Başkan'ın haftalık grup toplantısına istikamet ya da çerçeve çizemez. Oradaki bilgilendirmeden sonra sorulmuş soru da sorunun meşruiyetini ortadan kaldırmaz. Sayın Genel Başkan sadece Trump'ı da sormamıştır. Sayın Genel Başkan örneğin yerel seçim sürecinde destek istenenlerden gerektiği noktada bu evlatların kurtarılması için inisiyatif almasının neden istenmediğine de sormuştur. Cevapları 5 tane soru vardır. Cevapları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı toparlayın sayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormuştur. Cevapları da yarın beklemektedir. Sayın Süleyman Soylu'nun bize içeride sormadığı, kürsüden sormayı tercih ettiği soruya ilişkin elimde 20 sayfayı aşkın bir rapor vardır. CHP ne gayretler göstermiştir diye ben kendisine genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu 5 soruyla birlikte bu dosyayı da takdim edeceğim. Ondan sonra belki bir düzeltme ihtiyacı duyar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yürütme adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Doğrusu üslup konusunda ben de hemfikirim. Fakat şunu belirtmek isterim Sayın Özel. Biz AK Parti olarak şöyle bir prensibimiz vardı. Yani genel başkanların konuşmalarında, genel başkanların söylediği şeylere kendi genel başkanımız cevap versin diye adı konmayan ama kendi içimizde verdiğimiz bir karar vardı. Bu ilkeyi siz yıktınız. Siz yıktınız. Özellikle grup başkan vekilleri olarak. Bizler arkadaşlarımla şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza öyle ağır ithamlarla konuşuyorsunuz ki. Daha evvel bunları genel kurulda çok konuştuk. Hitaplarınız, söylediğiniz cümleler. Yani burada bu ilkeyi tarmuar eden sizsiniz. Aslında siyaseten bence de öyle olmalıdır. Genel başkanlara öncelikle genel başkanlar cevap vermelidir. Fakat siz bu ilkeyi yerle yeksan ettiğiniz için eğer farkındaysanız biz de artık yeri geldiğinde cevap veriyoruz. Bugün de gün içerisinde de siz soruyu... Buyurun toparlayın Sayın.
Siz soruyu sorarsanız, kaldı ki onlar bence birer soru değil. Soru olabilmesi için gerçek bir merakın ürünü olması lazım. Bugün zaten Sayın İki Bakanımız sizleri ziyaret etti. Çok detaylı konuşulduğu kanaatindeyim. Ve bu konuşmaların da özel olmasının bir anlamı var. Yani burada konuşulanlarla orada konuşulanlar arasında da fark olduğunu eminim. Bunu da bence gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden bu manada cevaplar da soruları sorarsınız. Gerçek soruysa bu cevapları da bizler bugün gün içerisinde ve devamında da vereceğiz. Teşekkür ederim. Devam edelim mi? Buyurun. Hepimiz görev tanımımızı bilmemiz lazım. Burada hepimiz grup başkan vekilleriyiz. Grup başkanlarımızın, siz ve ben genel başkanlarımızın vekiliyiz. Ve onlara vekaleten imza atarız, söz söyleriz. Bu parlamentonun geleneğinde liderlerin açtığı tartışmaların vekillerince sürdürülmesi vardır. Böyle bir gelenek yoktur da yıktınız diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Genel Başkanınızın vekili sizsiniz, 4 tane de mevkidaşınız var. Ama bir bakan ya da bir başka atanmış tutup da bu noktadaki sizin pozisyonlarınızın yerine geçerse buna itiraz kadar tabii bir şey yoktur. Aslında şimdi, bu sizi hiçe saymaktır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu tartışmayı devam ettirmenin bir anlamı yok. Yürütme adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi siyasi parti gruplarının söz taleplerini karşılayacağım. Gruplar adına ilk söz İyi Parti grubu.